Maalesef mevcut Fenerbahçe yönetiminin belki de en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Tutmuş ağaçların da kökü çürüyor. Bu kadar iyi organize olmuş bir takımı mağlup etmenin yolu bana sorarsan sadece taktikten geçer. Sarı kart sınırında olan Uğurcan'ı oynatmayacağım dese kimse hoca ne yaptın, neden oynatmadın demez. Evet. Hani... Aslında Alex Teixeira ve Gezal iyi bitiriciler ama ligin en iyi 6 numarasını yerinden etti. Teknik adam değişikliği Galatasaray'ın aleyhine Rize'nin lehine olur. Mesela bu karşılaşmada merkezde Pulgar, Berkan ve kim? Analiz masasına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la beraberiz. Hem hafta içerisindeki Slavia Prag Fenerbahçe hem de hafta sonundaki mücadeleleri konuşacağız. Programın başında her zaman yaptığımız gibi yemek sepeti duyurumuzu da yapalım. Yemek sepeti uygulamasını indirerek binlerce restoranda %25 ile %50 arasındaki indirimlerden sizler de faydalanabilirsiniz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün şöyle söyleyeyim. Onat'ı görmedim. Evet. O yüzden bunların hepsi güvende. Herkes için, içerideki herkes için bunlar güvende. Onu da söyleyelim. Şimdi e, Slavya prag Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. E, 3-2'lik bir mağlubiyet. ilk karşılaşmanın skoru ve Fenerbahçe konferans ligine playoff turunda e, veda etti. E, ne söylersin, ne düşündün karşılaşmayı izledikten sonra? Slavia Prak'ın lütfu 3-2 olması. Hmm. Yani 6-2 de olabilirdi. E, ben şunu düşündüm. Milas'a en çok dikkatimi çeken Zalai ve Pelkas geçen sezon en iyi transferleri dün tel tel dökülüyorlardı ve çok kötü durumdaydılar. Maalesef mevcut Fenerbahçe yönetiminin belki de en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Tutmuş ağaçların da kökü çürüyor. Hmm. Yani bir önceki senenin en iyi, bu senenin en iyi transferleri kim, kim Minje ile Crespo diyebilirsin atıyorum. Gelecek sezon onların da aynı performansta düşüş yaşayıp yaşamayacağı, zalay gibi olmayacağını Kim Minje'nin söyleyemez kimse. Çünkü yaşanan sürekli kaos, bitmek bilmeyen, mevcut tutmuş oyuncuları da geri götürüyor. Her seferinde bir öncekinden daha kötü e, hale olsun. geliyor. E, hep e, giden, gelen, gideni aratıyor her seferinde. Ve Fenerbahçe için çok şey bir maçtı ama genel olarak Türk futbolu için çok e, üzücü ve acınası bir tabloydu. Çekke liginin bir takımı e, sürkülesi ediyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi iki maçta da hem o, hem kendi sahamızda sürkülese oluyoruz hem orada. Ve bunu da nicelikle yapıyor. Yani çoklukla yapıyor. Nitelikle değil. Yani çok kaliteli ayakları olduğu için değil. Bilakis buraya transfer olsa büyük ihtimalle çoğuna bu adam kazma deriz. Ama oradaki taktik, disiplin ve devamlılık iki maçta da bizi sürkülese ederken nicelikle işte 20 pozisyona giriyor. En sonunda bir hatadan gol oluyor. Yani yoksa dandun da vuruyorlar. Çok kötü son vuruşları da var. Kalesasının önünde altayın üzerine de abanıyorlar. Yani çok iyi bitirici falan değiller hiçbiri. Ama taktik disiplinleri çok kuvvetli e, ve e, fizik kalite olarak bizim iki katımız daha iyi adamlar. Yalnız e, tam ve bu noktada e, mesela bizim şu hani biz kaliteli takımız işte e, kalitemizle çıkıp orada e, yenebiliriz. E, i̇şte Beşiktaş Beşiktaş gibi oynarsa, Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynarsa anlayışından artık sıyrılmamız gerektiği açık şimdi seninle geçen hafta programı yaparken yine Slavia Prak maçının sonrasında program yapmıştık ben de sana rövanşta nasıl bir anlayış olması gerektiğini sormuştum hatırlarsan Fenerbahçe açısından şimdi tur bitti 180 dakika oynandı ben şöyle bir geriye dönerek bakıyorum tura, 180 dakika içerisinde mesela kaç dakika Fenerbahçe Slavya Prak'tan üstün oynadı kaç dakika Fenerbahçe'nin istediği gibi oynandı Kaç dakika Slavia Praha'nın istediği gibi oynandı. Hadi ilk karşılaşmada e, Fenerbahçe yeteri kadar hazır değildi. Hadi istediklerini yapamadı. Hadi bazı şanssızlıklar yaşadı. Öyle olduğunu düşünmüyorum da hadi diyorum yine. Ama ikinci karşılaşmada e, ilk mücadelenin, ilk 90 dakikanın bir kopyasını görmek, aynı şekilde sürekli geriye koşmaya çalışmak, sürekli oyuncuları yakalamaya çalışmak, e, sayısız pozisyon vermek benim açıkçası kabul edemediğim nokta bu. Şimdi sen e, zaten Fenerbahçe'ye baktığın zaman Fenerbahçe'nin kaotik bir ortamda olduğunu görüyorsun. Bunu herkes görüyor. Bunu İsmail Kartal da biliyor. Ama bu kadar iyi organize olmuş bir takımı mağlup etmenin yolu bana sorarsan sadece taktikten geçer. Ya, taktik anlamında sen salavaya pıra bir üstünlük sağlayabilirsen o zaman şansın olabilir kalitenli. Ama ben taktik açısından da 2-90 dakikanın hani Fenerbahçe adına felaket geçtiğini düşünüyorum. Beni de en çok o yaraladı mesela. Ya şimdi bizde kalite algısıyla ilgili bir şey var. Genel bir problem var bence. Mesela Beşiktaş'ın kadrosunda da Fenerbahçe'nin kadrosunda da çok kaliteli adamlar var. Hı, -hı. Atıyorum Beşiktaş'ta da Piyaniç vardı. Şampiyonlar Ligi oynadığı için örnek veriyorum. Batshuayi'si vardı. Alex Teixeira'sı vardı. Alex Teixeira Shakhtar Donetsk'te falan Avrupa futboluna damga vurmuş isimlerden bir tanesi. Sonuçta kalitesi var. Ama genel olarak kaliteyle taktik disiplini birleştirmediğin zaman bireysel kalitenin hiçbir işe yaramadığını tekrar görmüş oluyoruz. Şu anda Slavia Praha... Ama sorum ne kadar göreceğiz? Hani bunu daha ne kadar yaşamak zorundayız? Mesela şu anda bizim ligde Slavia Praha sadece Trabzonspor e, zorlar gibiydi. Galatasaray'ın ilk yarıdaki Avrupa başarısı da taktik disipline devam edebilmesi ve dinamik oyunculardan kurulu. Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman Feguli dışında hiç öyle Pjanic gibi işte şey gibi Alex Teixeira gibi yetenek falan yok. Veya Fenerbahçe'deki İrfan Can gibi, Mesut Özil gibi yetenek yok Galatasaray'ın kadrosunda da. Ama Avrupa'da kaliteden çok yüksek tempoya karşılık verebilmek çözüm üretiyor. Hatta hatırla Galatasaray'ın 2 sene önce kadrosu çok daha zenginken o enzonziler, seriler falan. Gelenden geçenden 5-6 tane yedi. Hı hı. Orada burada. Çünkü Avrupa futbolundaki tempo ve fizik kalite farkı e, oyuncunun ayak kalitesini çoktan silip süpürüyor, götürüyor. Hiç dinlemiyorlar ayak kalitesi yani. Adam sel gibi bastırıyor. Önüne ne katarsa götürüyor. Dünkü Slavya Pran'ın hücumları öyle sel gibi yani. Dağıtarak. Senin İrfan Can, işte Mesut gelecek de oradan bir frik katacak. İrfan Can bekleyeceksin 60 dakika bir uzaktan şut atacakla falan. Bunlar kalü beladan kalma sistemler yani. Bir on numaram gelecek. Beni çözecek. Problemi çözecek. 80'ler 90'lar futbolu. İşte yüzde öyle. Zaten o yüzden de mesela Slavya Prag maçlarında Fenerbahçe'nin temponun bu kadar yükselmesine nasıl izin verdiğini ben anlamıyorum. Benim takıldığım nokta o. Hani senin dediklerin %100 doğru. Hiç itirazım yok. Hı. Hepsinin altına imzamı atarım. Ama yani burada bir stratejin olması gerekmez mi? İlk karşılaşmada gördükten sonra ikinci karşılaşmada neden hala yüksek tempoyla... Yani mücadele edemeyeceğin bir yüksek tempoyla maçın oynanmasına izin veriyorsun. Hani ne güvendin orada mesela? Ne düşündün de ne oldu da e, bu şekilde oynayalım. İlk karşılaşmadan farklı olur dedim. Tempoyu düşürecek futbolcusu da yok. Organizasyon da yok. Yani... Mesela top tutsa birisi tempoyu düşürse veya çok iyi pozisyon alması gerekir. Tempoyu düşürmek için çok iyi yerleşmen ve pozisyon alman gerekir ki delik deşik olamayasın. Öyle bir organizasyon yok ki. Son iki senede beş tane teknik direktör değişmiş zaten. Evet ne yazık ki öyle. Ama yine de bu öteki oyunu oynamaktan daha kolay. Tabii canım. Ama mesela Trabzonspor dediğin işi şey yapabilirdi. Trabzonspor'un da fizik kalitesi ve temposu Slavi Prag'la belki zorlanacaktı, yetişemeyecekti ama çok doğru pozisyonlar alacağı için ve iyi bir taktik disiplin takımı olacağı için belki de mesela dediğin gibi tempoyu düşürüp eleyebilirdi Trabzonspor Slavi Prag'ı. Ama Fenerbahçe o tempoyu da düşüremediği için, topta tutamadığı için tam adamların istediği gibi oldu ve senin dediğin gibi işte iki maçta Fenerbahçe'nin istediği gibi oynanan 10 dakikalık bir sekans bile yok. yok öyle. Sadece Saman Alevi goller yani Arda'nın Saman Alevi müthiş işi e, Mert Hakan'ın solla vuruşu falan öyle, öyle aksiyonlar onun dışında hiçbir şey yok öyle takım oyunu ile ilgili hiçbir şey yok. Evet e, tabii hani Fenerbahçe elendi e, ama Arda da bu turdan kalan e, adeta güzellik oldu. Evet. E, İsmail Kartal'ın ben bir bakıma şansı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok talihsiz bir açıklama yaptı Arda ile alakalı olarak. E, şimdi o açıklama tabii çok konuşulur. İsmail Kartal'ın önüne getirilirdi. Ama Arda dün oyuna girdikten sonra yine yaptıklarıyla beraber bence biraz hem maçın e, ağırlığını unutturdu hem İsmail Kartal'ın o sözlerini unutturdu. Yani artık bundan sonra Arda'yı konuşacağız. Arda bizi heyecanlandırıyor. Arda daha fazla e, süre alacak. Hani bunlar e, Fenerbahçe açısından böyle biraz oh be diyecekleri nokta. E, sen Arda ile ilgili neler düşünüyorsun? E, Vallahi, dün maç saatinde 17 yaşına bastı. Evet. Tam e, doğum günüyle birlikte girdi oyuna. Ya o şey e, Berisha'nın golündeki yaptığı hareketler çok acayipti. Bir tane de kendi korner direğinin orada çok sıkışmış bir topu çıkarırken yaptıkları çok şeydi. Özeldi. Hani bir ara sirik cambazları gibiydi yani o korner direğinin oradaki o kadar dar alanda. Yusuf Şimşek vardı ya hatırlarsın. Tabii. Beşiktaş'ta da şampiyon olmuştu. Yusuf da böyle dar alanda 2-3 kişinin baskısının arasından çok çıkabiliyordu. Çıkardı, o, o hareketi yaptı yani. O Yusuf'un ceza sahası içinde iki kişinin arasından öyle yağ gibi akması. Çok ekstra işlerdi. Çok potansiyelli bir oyuncu. Net yani tılsımı var belli ediyor kendisini. Umarım çok iyi yerlere gelir. Evet Fenerbahçe bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak pazartesi günü. Fenerbahçe'de dün Ferdi de sakatlandı. Mesut notlarımız arasında var. Belki Kasımpaşa maçıyla dönme ihtimali olan oyunculardan bir tanesi. Kasımpaşa da son dönemde formunu arttırdı. Tabi pazartesi gününe kadar Fenerbahçe yaralarını saracak ama e, sezonun geri kalanı için şimdi 26 haftayı geride bıraktık. Artık hiçbir takımın eksik yedik maçı da yok. E, bundan sonra 12 hafta oynanacak ve Dara'nın e, Dana'nın kuyruğu kopacak. E, Fenerbahçe Slavia Prag maçlarından sonra ikincilik için güçlü bir aday mıdır? E, yoksa bundan sonra hani daha önce gördüğümüz gibi iki ileri bir geri gidip e, sezonu işte bitirebildiği kadar Falan en iyi yerde bitirir mi? Dün Oğulcan'la yaptığımız yayında o şeyi çıkardı fikstürü. Son altı maçı çok zor Fenerbahçe'nin. Ve şu anda Fenerbahçe gerçekten çok kötü oynuyor. Bakma yani Hatay spor maçı da çok şanslıydı be şey Fenerbahçe. Hatay getirdi getirdi atamadı. Kale ağzından bir de, atamadı. Bir de hangi Hatay? Evet Hatay da çok eksik. Hatay en iyi oyunu. Eksik ve kötü bir oyun. Doğru. Kötü bir oyundu Hatay açısından. İyi maç değildi. <laughs> Onlarda hem stoperleri eksik hem en önde santraforları eksikti diyor. Kasımpaşa'da da şöyle bir şey var. Kasımpaşa son 3 sezonun tamamında devre arası transferleriyle düşme potasından birden çıkıyor. Mesela geçen sene Isaac Teli'ni almışlardı Santrfor çok iyi etketti. Çıkardı onları oradan. Ondan bir önceki sene böyle bir sürü transfer yapmışlardı. 12 tane bile devre arasında transfer Hı -hı. yapmışlardı ve yine düşme potasından çok hızlı bir şekilde çıkmışlardı. İlk devreyi düşme potasında bitirip ikinci devre devre arası transferleriyle yükseliyorlar. Yine aynısı oldu. Mamadou Fall'u aldılar. Bir tane adını unuttum şimdi. Konyaspor'a dördüncü golü atan genç eee sanırım o da e, Mavil'di. Mavil sanki. Adı. Ee, Mavili aldılar. Folla Mavili zaten kanatlara çok ciddi şey getirdi. ivme Aynen. getirdi. Ee, yani Kasımpaşa'da da çok fondu. Yani ligin gol kralı şu an itibariyle gol kralı Umut Bozok. E, yine onlar da. Hücumatları çok zengin. Çok tempolu oynuyorlar. Alanya Spor'la beraber Maville, kaldılar. Evet. Ama Alanya Spor'la beraber kalırken mesela 40 küsür kez rakip ceza sahasında topla buluştular. Bence mesela bu maçın Kasımpaşa Fenerbahçe maçının favorisi kim dersen bir adım küçük bir adım da olsa bir adımla Kasımpaşa favori derim ben. Evet Kasımpaşa'nın da hala puana ihtiyacı var. Yani alt tarafta uzaklaşmış değil. Giresunspor Spor düşme hattında 26 Kasımpaşa 29 puanda. Dolayısıyla şiddetle puana ihtiyacı var. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Bugüne dönelim. Trabzonspor Kayseri spor karşılaşmasıyla. E, hafta açılacak başka mücadele de var. Adana Demir Spor'la Antalya'da oynayacak saat 20'de. O maç da çok güzel. E, o maç da güzel bir karşılaşma olur. E, şimdi Trabzonspor'da müthiş bir rahatlık var. İki karşılaşma. E, önemli galibiyetler. Konya Spor ve Alanya Spor maçları. Mesela e, geçen hafta biz seninle burada konuşurken... ...ikimiz de Trabzonspor için Alanya deplasmanının zor olabileceğini evet. düşünüyorduk. E, belki de e, geçen haftaya yönelik bize en fazla yanıltan karşılaşma o mücadele oldu. Yani Trabzonspor yarım saatte fişi çekti. ikinci yarı e, öylesine oynanan e, dostluk maçı gibi bir mücadeleye döndü. Şimdi e, hafta içi Konyaspor Başakşehir'e kaybetti. E, Trabzonspor o kadar rahat ki e, sabah şunu söyledim. E, Mert'e Radyo Spor'da şimdi bir sonraki hafta Fenerbahçe maçı var. Hani bu Kayseri maçında e, Abdullah Avcı sarı kart sınırında olan Uğurcan'ı oynatmayacağım dese kimse "Hoca ne yaptın? Neden oynatmadın?" demez. Evet. 5 tane oyuncu sarı kart sınırında. Hatta onları da maç içerisinde Trabzonspor'un aldığı skora göre kenara gelmiş şekilde bulabiliriz. Bazı eksikler var ama kimse de risk edilmek zorunda değil. Mesela Dorukan antrenmanı tamamlayamadı. Şimdi Dorukan'ı riske eder mi evet. Kayseri Spor karşısında? Evet. Etmez. O kadar rahat Trabzonspor. Bütün biletler satılmış bir kez daha. Trabzonspor hani bugünkü karşılaşmada benim açıkçası tahmin edemeyeceğim bir takım. Çünkü Alanya maçındaki Trabzon'u mu göreceğiz? Konya maçındaki Trabzon'u mu göreceğiz? Yoksa eskiden olduğu gibi şimdi Kayseri Sporu'nda kapanma ihtimali yüksek. Hani kapanan bir Kayseri'ye karşı zorlanacak bir takım mı göreceğiz? Onu bilmiyorum. Kayseri Spor'da da 3 tane cezalı var. Önemli oyuncular. E, Bertol İbrahim Aktar ve Umur, e, Uğur Demirok. Bir de Kayseri Spor'un um. bence bu maçtan daha önemli diye planladığı karşılaşma hafta içi Beşiktaş'la kupa karşılaşması. Doğru. Hikmet Karaman geçen hafta içinde dedi ki hani kupa bizim için en kolay yol Avrupa'ya gidebilmek adına. E, puanları 38. Düşme hattından uzaktalar. Hani bu karşılaşmada iki takım da baya rahat benim gördüğüm o. O yüzden nasıl bir oyun olur açıkçası benim kafamda bir şey yok. İki takım da rahat olduğu zaman genelde keyifli bir futbol oluyor. Olabilir. Şimdi bir de kaleci Bilal de korona olmuş. Doğru. E, Lung tekrar Hı. oynar herhalde diye. Emrah Başsan da sakatlığı vardı. O da iki takım kilit oyuncularında. Aslında Kayseri Spor'da çok ciddi eksikler var. Yani Bertolacci çok önemli bir eksik. Hı hı. Bilal formdaydı kalecileri eksik. Emrah Baştan en önemli top atıcılarından bir tanesi. O da eksik. Trabzonspor'da da Marek Hamşik bilmecesi yani Hamşik'te ne var? Nasıl bir sakatlık sorunu var? Niye oynamıyor uzun süredir? Bir oynuyor oynamıyor falan. Herhalde araları var devam eden. Bir türlü de çözümümü olmuyor? Ama onunla ilgili bir iyi bir iletişimde şey yapmıyor. Sürdürmüyor kulüp yani. Ne var? Ne zaman iyileşecek falan. İşleri iyi gittiği için bence. Belki de. Ee, şimdi hamşinin olmadığı yerde Dorukan çok kotardı işi. Başka bir futbol oynadı tabii ki Trabzonspor. Ama Siopis'le Dorukan arkada çok sert basarak. Mesela Alanya Spor'un 4-0'lık şey galibiyetinde Dorukan, Siopis yani çok sert basan orta hattı. Yani öndekiler zaten bastı ama hatırla mesela şeyde ilk golde Dorukan geldi ta ceza yayına kadar yani, en geriden. Bir şey diyeceğim o zamanlı baskı Türkiye'de en iyi yapan belki iki oyuncu Trabzonspor'da eğer o şekilde oynamak istersen. Dorukhan ve Siyopis. Dorukhan, Siyopis. Evet. Müthiş oynuyorlar o iş. Ön taraf da öyle. <laughs> ee, i̇yi bir organizasyon da var Baskanton'da ama hem Amşik hem Dorukhan olmadığı zaman biraz zorlanma olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü Berat da biraz uzun uzan uzun, uzun bir ara şey yapamadı. Devamlı bir oynayamadı. Ee, bir de Hikmet Hoca genelde bu şey maçlara ekstra motive oluyor. Ee, mesela Galatasaray'dan da puan aldılar iki hafta önce. Fenerbahçe'yi de elediler. Zirve, şey vitrin maçları ekstra e, şey yapar. Hatta geçen sene de sanki e, Hikmet Karaman hangi takımdaydı onu hatırlamıyorum ama Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'undan Trabzon'da puan almıştı diye hatırlıyorum. 2-2 bitmişti hmm. galiba maçta. Ama ben e, keyifli bir maç izleriz diye düşünüyorum. Ve Kayseri'nin büyük eksiklerinden dolayı tabii ki favori Trabzonspor. Evet Trabzonspor-Kayseri spor mücadelesi bugün saat 20'de başlayacak. E, Sivas Beşiktaş'a geçelim. Sivas Beşiktaş'ta Cumartesi günü saat 19'da. Beşiktaş'ta geçen hafta 6 ay mücadelesi. Beşiktaş bana sorarsan beklentileri karşılayan bir oyun ortaya koydu. Çok fazla pozisyon buldu. Ama Sonra 20 dakika yine. klasik bitiricilik yani kangrene dönmüş durumda Beşiktaş'ta. Yani şu an hiçbir oyuncunun gol vuruşu Beşiktaş'ta iyi değil neyse <laughs> Ve Beşiktaş bir türlü maçlarda bir sıfırı son dönemde arttıramamaya başladı. Ve Altay doğal olarak son bölümde yüklenince bir Kiev karambolü yaratmayı başardı. Doğru. Az daha da golü buluyordu hatta. işte penaltı tartışması dahi oldu. Direkten döndü o pozisyonda top. Ama neticede Beşiktaş 3 puanı aldı. Şimdi Beşiktaş'ta eksikler var. Piyaniç bu karşılaşmada yok. Oğuzhan yok. Rıdvan büyük ihtimalle yok. Larin de yok deniyor. Beşiktaş da bir taraftan tabii doğal olarak Kayseri Spor maçını düşünecek. Yani Enkudu da, da yok herhalde. Enkudu ne zaman dönecek acaba? Valla Enkudu ile ilgili geçen hafta şöyle güzel bir haber vardı. Benim de hoşuma gitti. Enkudu dönüyor diye haber yapmış bir gazete. Okuyorsun haber herhalde Enkudu dönüyor diye anlıyorsun. Ne anlayacaksın zaten manşetten. Sonra içini okuyorsun. İki hafta sonra takımla beraber çalışmalar başlayacakmış. Oo. İçeriye o yani haberin. Lig bitince döndü. Ama şeyden döndü. Fransa'dan döndü. Hı hı. Ee, şimdi fizyoterapist eşliğinde çalışıyormuş Enkudu işte herhalde bir 10 gün içerisinde falan da takımla beraber çalışacak. Yani o da tabii büyük problemlerden biri. Sivas'ta da Gradel son hafta çok saçma bir şekilde Cezal. sarı kart gördü. Son dakikalarda yanlış hatırlamıyorsun çok gereksiz bir kart gördü ve cezalı duruma düştü. En önemli oyuncularından bir tanesi tabii ki Sivas için. Sivas çok istikrarsız. Bu sezon yani ondan önceki iki sezon dördüncü ve beşinci olup Avrupa'ya gitmiştir Rıza Hoca'nın Sivas Sporu ve kendi kadro kalitesine göre çok başarılı işler yapmışlardı ligde. Ama bu sezon işte 12. sıradalar. Bayağı kötü gidiyorlar. Ee, Sivas Spor ciddi anlamda istikrarsız. Ama yine de Sivas Spor kendi sahasında Trabzon'la beraber kaldı. Fenerbahçe ile beraber kaldı. Galatasaray'ı yendi. Sivas'ın sahası ne olursa olsun kötü giden bir Sivas için bile oldukça zor bir deplasman. Beşiktaş'ın deplasman sıkıntısı malum. Evet. Ee, bitirememe sorunu malum. Hani... Aslında Alex Teşer ve Gezal iyi bitiriciler. Ama e, Beşiktaş'ta dediğin gibi... Ya yani Teşehir'in en önemli özelliklerinden bir tanesi iyi bitirici olması aslında. Şimdi Beşiktaş da Sinan Sivas'la deplasman oynadıktan sonra Kayseri ile içeride oynuyor. Sonra Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzon, Alanya diye gidiyor. Yani Beşiktaş'ın da akıl almaz zorlu bir fikstürü var. E, bu fikstürden çıkarsa istediği gibi zaten ikinci olur. Evet. Yani hiç, ya şu an puan farkına bakmadan söylerim onu ama Beşiktaş'ın da şu oyunla, e, şu bitiricilikle hani bu fikstürden istediği gibi çıkması çok zor bana benziyor. çok kolay gözükmüyor. bence de çok. Zor. mutlak surette bir oyuncunun formunu yükselmesine ihtiyacı var. Mesela geçen sezonun son bölümünü Gezel koparmıştı. Oraya kadar da bakar taşımıştı Beşiktaş'ı. Hani şu an öyle bir bayrak oyuncu da yok gibi gözükmekte. Sen nasıl buldun Altay karşısındaki oyunu? Yani goller yani 75'e kadar falan fena değildi Beşiktaş ama o gollerin atılması lazım tabii ki. Bir de ilk 15'te o Taçiano'ya çok fazla top atma imkanı verdiler ve bir iki tane kontratak da oldu Altay'ın son bölümde de maçı koparamamak bir problem. Yani fena değildi de onun üzerinden altılık 7'lik bir performans diyeyim. Ya işte o e, skoru alamayınca e, maçın son bölümleri ne olursa olsun kabus oluyor. Hangi takım olursa olsun zorladı Beşiktaş. Doğru. Yani Adana Demirspor zorladı, Yeni Malatya zorladı, Rize Spor zorladı, e, Altay bile zorladı sonuçta e, bu karşılaşmalarda kaybedilen mesela öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın kaybetmediği 6 puan olsa şimdi bu fikstür için kendine bir kredi sağlamış olacak. Ama ikincilik yarışında bu fikstüre sıfır krediyle giriyor Beşiktaş ve az önce de söyledik yani maçları çok. Çok zor maçlar. Evet. Ama bu, bu maç da çok zor yani. Sivas deplasmanı da çok zor. Yani şimdiden başlıyor fikstür yani. Evet tabii tabii Sivas maçıyla başlıyor. bu Benim beklentim daha böyle ortada yani. Beraberlik bir maçı gibi. Açıkçası beklentim. Evet. Çok yani kolay değil. İki hakikaten. takım içinde. Yani Sivas formda olsa Sivas'a biraz daha yakın olurum ama Sivas da çok istikrarsız ve formsuz. Maç ortada bence oldukça. Peki çok kısa Önder Karabeli. Önder Hoca son dönemde bütün maçları aynı şekilde gidiyor. Gol atamıyor. Daha az gol yemeye çalışıyor. Takım savunmasını güçlendirmeye çalışıyor. Ama çok sıkıcı bir Beşiktaş var son dönemde. Ee, geleceğe dair bir şey bırakabilen şu ana kadar herhangi bir oyuncu da yok, oyun da yok. Hani şunu toparladım da geleceğe yatırım olduğu benden sonra gelecek olan veya kendisi devam edecekse kendisine bir miras bırakıyor mu dersen hiç herhangi bir miras bırakamıyor. Hem oyun o hem oyuncu olarak. Mesela Piyaniç 6 numaraya çekmek ve Josef'i 8'e atmak bir oyun tercihiydi. O oyun tercihinde öyle çok bir Beşiktaş'a getirisi olduğunu düşünmüyorum. Sence oyun tercihiydi, oyuncu tercihiydi. Oyuncu ama oyunu dönüştüren yani. Hayır, bence için tercihiydi. Ha ama şey oyunu değiştiriyor ya. Oyunu, oyunu... değiştiriyor ama işte dediğin gibi ne yarar oldu Beşiktaş'a? İşte yani sen oldu. ligin en iyi 6 numarasını yerinden ettin. Evet. Ki yerinden ettiğin noktada Atiba gibi de 8'liği beceremedi. Yani Doğru. geçen sene Beşiktaş'ta Atiba o işi becermişti Josef için. Yani çok ciddi anlamda bir sağ içerisinde pozisyonunu bulamama oldu. E piyaniç, tamam Pjanić'le oynamak güzel e, ama biraz böyle ayarlarıyla oynandı takımın ve bir şey de olmadı. Zaten geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en oturan yer, en taşlaşan yer 6 ve 8 numarada Josef ve Atiba'nın performansları. Josef çok iyi tutucu. Atiba da ön bölgede sürekli o half space dedikleri yerlere iki stoper bek aralarına ceza sahasına koşulları çok iyi attı. Rakip savunmaların dengesini çok bozdu Atiba. Aynen öyle. Valla şeyi Piyanici geri kazanacağıma kadar Atiba ile Josef'e form tuttursaydılar. Tekrar geçen seneki 6-8 rollerini oynasaydılar. Bence de çok daha ee, başarılı olurdu Beşiktaş daha iyi puanlar toplardı. Yani Piyen mesela Sergen Yalçın döneminde istediği yerde oynayamadı. Ya ben hakikaten oyuncunun ciddi etkili olduğunu düşünüyorum bu tercihte. Yani oyuncu biraz böyle ağırlığını koyup hani peki ben 6 numara oynamak istiyorum. Peki bir yıllık kiralık gelmiş bir oyuncunun bu kadar takım üzerinde ağırlık olması saçma bir şey değil mi? Müthiş. Yani olacak iş değil bence. Ya biz hakikaten bazen böyle dışarıdan gelmiş ve CV'si olan oyuncular öyle bir yere koyuyoruz ki yani tahterevanda boynumuzda taşıyacağız. Evet. O kadar abartıyoruz. Abarttıkça abartıyoruz. Bir yani. de kritik nokta. Mesela Piyaniç şunu söyleyebilir. yani Ben altı numara pozisyonda kendimi rahat hissediyorum Orada oynamak istiyorum. Beni bir orada deneyin. Okey. Buna çok fazla bir itirazım olmaz ama deneyip sonuç alamadığın noktada o zaman tamam. Hani ben sana o şansı verdim. Takıma yaramadı. Tekrar eski ayarlarımıza dönebiliriz. Hani oyuncuya da onu o şansı verip ondan sonrasını görmek lazım ama şu an Piyaniç istediği yerde oynuyor ama Beşiktaş'ın performansı herhangi bir iyileşme anlamında ileri gitmiyor. Peki e, pazar günü belki de haftanın e, en enteresan maçlarından evet. biri olacak Galatasaray Rize Spor. <laughs> yani Galatasaray Rize Spor maçları e, son dönemde iki cami arasında yaşananlarla beraber gergin geçiyor. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 3-2 bitti. Hatırla. Geçen seneki çok ilginçti. Şeyde Arena'da Nef Stadında e, 4-3 Rize Spor'u yanmıştı Bülent Duygu. Doğru. Mu? Doğru. Ve Galatasaray şampiyonluktan eden maçlardan bir tanesidir o. Aynen öyle. Ee, Bülent e, Korkmaz takımın başına geldi. Hı. Teknik adam değişikliği. Genelde istemezler tabii teknik adam değiştiren bir takımla oynamak. Ki Bülent Korkmaz'ın ismi de e, torrent sallanırken Okan Buruk'la beraber gündeme geliyordu. O bakımdan bile enteresan oldu. Doğru e, Tahir Kıran'ın açıklamaları, Oğulcan problemi, oydu buydu. Hani, Getson da var şimdi. Getson da var. Doğru Getson'u da eklemek <laughs> lazım. Ortada enteresan bir durum var bu karşılaşmayla alakalı olarak. Galatasaray'da üzerindeki çok büyük stresi e, Göztepe maçıyla attı. Ama oyun olarak tabi yine ciddi soru işaretleri var. E, Galatasaray'da önemli bir eksik yok. E, Rize Spor'da da çok önemli bir eksik yok. Çünkü Umar Amin'i uzun süredir yok. Gökhan da keza öyle. İki takımda cezalı yok. Ee, ben en çok bu maçı merak ediyorum. Net söyleyeyim yani. Galatasaray Rize Spor maçını çok merak ediyorum. Ee, nasıl oyun olacak? Rize Spor ne yapabilecek? Galatasaray üzerine koyabilecek mi? Senin aklında neler var? Bülent Korkmaz bir takımla göreve gelir gelmez ilk olarak kapalı savunma oynatıyor ve kontra atak. Eski tip bir e, anlayışı var. Ama mesela bu eski tip anlayışla Alanya Spor'un başına geçti bu sene başında. İlk patır maçların galiba bir tanesi de Galatasaray'dı. Mi? İlk maçlarından biri de Galatasaray'dı. Galatasaray'ın nefsi tadında. Kendisi aslında yendiler aynı oyunla. Bekledi bekledi. 70'ten sonra bir kontra atak. 1-0 aldı deplasmanda. Hmm. Şimdi bence teknik adam değişikliği Galatasaray'ın aleyhine Rize'nin lehine olur. Çünkü Hamza Hoca ile işleri iyi gitmiyordu ve bir kırılma yaşamışlardı. Başakşehir'de kazanmıştı Rize deplasmanında son olarak. İyi oynamıyorlardı ve Hamza Hoca biraz açık oynatan bir hoca. Bülent Korkmaz kadar böyle katı oynatmıyor bu tip Doğru. maçları. Mesela Fenerbahçe maçını hatırla. Rize 4-0 yenildi. Fenerbahçe kendisi aslında yendi bu sezon. Hatta Hamza Hoca şey demişti maç sonunda. Yani kapalı oynatıp belki 1-0, 2-0 da kaybedebilirdik ama biraz ne yapabileceğimizi görmek istedik. Açık oynadık. O yüzden biraz bu kadar fark yedik gibi bir şey söylemişti yani. Ee, şimdi Bülent Hoca'nın kapalı savunması Galatasaray'ı biraz daha zorlaştırır. Ama ben bu maçı Galatasaray için hem yönetimsel hem de teknik heyet açısından çok büyük şans olarak görüyorum. Çünkü Torrent Fatih sonrasında geldiği zaman e, tabii ki beklendiği üzere e, pek fazla şey alamadı. Kredi alamadı. Hem taraftar nezdinde hem e, şey, medya. Genel medya olarak. Şimdi taraftar nezdinde biraz kredisini arttırmak için çok iyi bir fırsat bu. Rize Spor kötü takım. E, i̇yi bir takım değil Rize Spor. Bir Jetson var. Kaliteli hmm. oyuncu. Belki like Pochampalo ama o da ağır bir oyuncu. İyi bir bitirici ama ağır bir oyuncu. Şimdi bu takıma karşı iyi bir galibiyet alırsan, coşkulu bir oyunda iyi bir galibiyet alırsan, biraz taraftarla aran düzelir. yani Doğru. Peki alabilir mi? Evet. Zor alır. Ama yani Rize şöyle Kayseri maçında Galatasaray ikinci yarısında bayağı iyi oynadı. Hmm. Kayseri maçın ikinci yarısındaki topunu oynarsa. Yeter diyorsun Rize. Ye. Alır yani. Rize Spor zaten bayağı kötü bir takım. Mesela Bülent Korkmaz'ın o çizdiğin tabloda şimdi Yusuf Sarı bayağı işine yarayabilir. Evet. Bu karşılaşmada. Getson normalde bayağı dikine giden bir oyuncu. Amin o sakat O sakat olmasa evet. o da işe yarar. O sakat. E Boldrin zaman zaman iyi işler yapar. E, i̇yi pas verebilir belki bu oyuncuların koşu yollarına. Hani Rize Spor'un öyle silahları var ama e, işte Galatasaray ne verecek ne gösterecek? E, mesela bu karşılaşmada e, merkezde Pulgar, Berkan ve kim? Ben şöyle yapardım. Berkan sol bek oynamalı bence Galatasaray. Geçen hafta söylemiştin sen onu. Bence Berkan'ı sol beke koyardım ben olsam. Pulgar Çıkıldağ ve Fegulya orta sahası yapabilirim. Orta üçlü. Sağ önde Emre Kılıç, sol önde Kerem. Emre Kılıç mesela Göztepe maçında da girdi. Maçı çevirdi. Evet. E, Center da şey deniyor. Şimdi Gomis 90 dakika şey yapamıyor. 45-45 i̇şte gibi görüyor. Muhammed Gomis. Hangisini onca başlatır onu bilmiyorum da. da. Onları bölüşmeli oynatıyor Center for'da. Bir değişikliğini Center kullanıyor. Bence doğru o. E, ben böyle bir orta beklerdim. Yani Erik şey... E, Erik Pulgar, Çıkıldağ, Feguli. Belki bu üçü çok ofansif gelirse belki Taylan'la başlar ama Taylan yani Göztepe'de de o penaltıyı yaptı. Belki biraz bence dinlenmesi lazım Taylan. Ben bir hafta dinlendirirdim yani. Berkan'ı da sol bek başlatırdım. Ömer Bayram falan Bence takımın en zayıf halkası. Berkan çok fazla konuşulmuyor ama sol Sen de sen de görmüşsündür basında Hani evet, e, Muhtemel yazanlardan şu ana kadar Berkan'da da bir sol Ama ben mesela Berkan yok. olmasa bile sol bek'e gerekirse Saşa boyu koyarım sağ ayaklı. Hmm. Bek sonuçta adam. Yine Ömer'den daha iyi oynar. Ömer o kadar zayıf bir halka ki Galatasaray için. Çok Alanya maçında da oynadı mesela. Orada da çok yavaş kalıyor. Fiziksel olarak çok düşüş yaşamış bir oyuncu. Çok ağır kalıyor ikili mücadelelerde. Çok sakarlık yapıyor. Doğru. Ee, yani Göztepe maçında kaybedilme nedeni olacak daha az daha. Burada yani illa Ömerle oynayacağım diye bir ısrar etmenin bence bir gereği yok. Omarla boyu, işte Omar sağ kanat, sağ bek, boyda sol bek yapabilir yani pekala. Berkan olmuyorsa istemiyorsa ama Berkandan yerli kuralını da yapabilirsin yani sol bek yaparsan Kerem Kerem Emre Kılınç'la üçlüyü de, de şey yapabiliyorsun. Galatasaray yönetimi için de şans aslında. Çünkü içeride sürekli son dönemde artık küfüre kadar varmış diş. Ne yazık ki. Ee, Rize'ye karşı bir iyi bir galibiyet alınabilirse belki onlar da bir şey yapar. Veya taraftar şu anda en azından bu maçlık kendi içindeki e, sıkıntısını unutup e, belki birleşebilir Rize'ye karşı. Ee, birleşebilir ama o da bence skorla alakalı olur Sinan. Doğru. Yani ne yazık ki bizde. yarım de... saat işleri iyi gitmezse Doğru. Ne yazık ki onu yapıyorlar. Hani dediğin gibi mutlaka maçın önünde atmosfer yüksek olacaktır. E, Türbünlerinde ben e, olabildiği kadar dolacağını düşünüyorum ama ne yazık ki bizde taraftar hani başlangıç duygusuyla devam edemiyor. E, başlıyorlar. Eğer işler bir anda kötü giderse tekrar eleştiriler oyunculara yönetime gidebiliyor. Özellikle büyük takımlarda böyle oluyor. Hani belki biraz sakin kalsalar orada 0-0'da ya da 0-1'de takım toparlayacak ama bir anda ortalığı yıkıp yıktıkları için e, iç saha kabus oluyor. O yüzden hani e, Gomis mi Mustafa Muhammed mi kim başlar dedin ya. Ben hep Gomis'le başlarım biliyor musun? İlk ben skoru alayım. Hmm. Bu kadar stresli ortamda. Skoru ben alayım. Önce ben öne geçeyim. Bir herkes bir rahatlasın. E, sahanın içinden şeye kadar tribünlere kadar. Ondan sonra eğer ihtiyacım varsa ondan sonra değişikliği yaparım. Kan değişikliği. Ben öyle düşünüyorum. Bu, bu arada maçlarda. Vedat Murici de unuttuk Mesela Vedat Buric'le de işte Rize Galatasaray, Fenerbahçe hattında bir gerilim oldu. İşte sonunda da Beşiktaş-Rize birleşip yine Galatasaray. Galatasaray'la o yüzden taraftar yani. bu maçlık Rize'ye karşı bir şey yapabilir, tutum sergileyebilir. Bir de bu hafta şey çok konuşuldu. onu da Senin fikrini merak ediyorum. Bülent Korkmaz'ın, yani Rize Spor Galatasaray'ın düşmanı gibi oldu son 2 yılda. 3 yılda. Bülent Korkmaz'ın Galatasaray maçı öncesinde tam da bir Galatasaray efsanesi olarak Rize Spor'un teknik direktörü olması Galatasaray taraftarlar tarafından bayağı tepki topladı. Ne düşünüyorsun o konuda? Umudu yok diyorum herhalde. Galatasaray'a gelmek artsaydı Galatasaray alakalı olarak. Bence de öyle. Okan Buruk falan önde herhalde. Hani Torrent'le devam edilmese bile Okan Buruk'a gitme ihtimali var herhalde. Öyle gözüküyor. E, umudu bence de yoktu ama hani bir hafta bekleyebilir miydi? Galatasaray maçından sonrasını bekleyebilir miydi? Deniyor. E, öbür taraftan hani bu ben işte adamın profesyonel bir kariyeri var. Onun kararını tartışmayacağım ama Bizde şimdi mesela Real Madrid'de de aynısı yaşanıyor. Galatasaray'da hep şey deniyor. Efsanelerine hiç sahip çıkmadı ve vefasız kulüp. Çünkü Galatasaray'da bir jenerasyon inanılmaz başarılı oldu. UEFA Kupası'nı aldı, Süper Kupayı aldı. Oradaki nereden baksan işte 10-15 oyuncunun tamamı damga vurdu. Kulüp tarihine geçti. Ve hiçbirinin herhalde jübile yapılmadı. Ee, burada o yüzden de Galatasaray kulübüne karşı böyle bir vefasızlık işte şeyi vuruluyor. Ama aynısı Real Madrid'de de oluyor. Mesela Sergio Ramos devam etmek istiyor. Kusura bakma devam edemiyorsun diyorlar. Evet. Ee, mesela yarı yarı finale hatırla Chelsea maçını. Ramos paspas oldu Chelsea maçında. Devam edemiyorsun dediler. Yani devam edebileceksen et ama edemiyorsun. O yüzden verdiğim bu kadar büyük paraları, istediğim bu kadar büyük paraları biz veremiyoruz diyorlar. Profesyonel bir şekilde ayrılıyorlar. İker yasla da öyle oldu. Tabii. Şimdi bence Galatasaray'daki o dönem, o jenerasyonda ben çok iyi hatırlıyorum. 2002-2003 yılı falan artık işte 87'den beri oynayan 15-16 sezondur oynayan Bülent Korkmaz artık 30'ların 35'lere falan gelmiş. Bir de zaten çabuk atlet bir stoperdi. O çabuklukta de gidince çok vasattı. Yaz kampı maçı vardı hatırlıyorum Partizan'la. Partizanlı galiba. Ve çok ağır kalmış Bir tane 2 metrelik bir center forları vardı ve o bile böyle bir sağa çekiyor bir sola çöküyor. Bülent Korkmaz hamle yapamıyor artık. Ama 100. yıla kadar göreceğim dedi yani 2003-2004-2005 artık oynayamıyorsun. Yani o paraları tamam versin kulüp sana ama artık o aldığın paranın karşılığını veremiyorsun kulübe. Ama yine de ben oynayacağım ben oynayacağım istiyorlar. Belki bu yıllarca aldıkları övgüler ve şeyden dolayı kendi düştüklerini de göremiyorlardı. Ee, ve hepsi de Galatasaray kulübüyle kötü ayrıldı neredeyse hepsi. Hatta hatırlarsın Bülent Korkmaz Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Gençler Birliği'ne yardımcı antrenör oldu. Gençler Birliği Galatasaray'a gol attı 2005-2006 idi 2006 sanırım. Ee, şeye, tribüne dönüp şeye protokol tribüne dönüp kol hareketi yapmıştı mesela. Ee, bilmiyorum ben biraz da tabi bunu bir de mesela basında falan yapıldığı zaman röportaj hep futbolcularla yapılıyor. Yani futbolcu tarafından dinliyoruz bunu. İşte bize Vefasızlık edildi, bize jubile yapılmadı falan. Ben yönetimlerin jubile yapmaktan çok kaçacağını zannetmiyorum. Yani iki yıl daha kontrat istemesen belki, bir yıl daha yüksek kontrat istemesen, yapılabilirdi gibi geliyor açıkçası. Ee, yani o, o açıdan da biraz bu şeyi, bu yorumu yapmak istedim. Yani senelerdir bu konuda bir vefasızlık şeyi falan var ama. Hep futbolcu gözünden bakıyoruz. Bir de diğer tarafın gözünden, acaba yöneticilerin gözünden baktığımızda tam olarak ne, ne görünüyor? Onu da insanların değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi zamanlama değil mi? Ee, ne zaman bırakacağını bilmek, ne zaman ne? devam edeceğini bilmek. Ee, aslında bu sadece Galatasaray'ın değil, hemen hemen her kulübün başına gelen bir durum. Çünkü e, kulüple artık ismi özdeşleşmiş oyuncular e, bırakma zamanlarını doğru tayin edemiyorlar. En büyük problem bu. Şimdi sen Galatasaray örneği verdin. Ben sana Beşiktaş örneği vereyim. Ali Gültiken nereye gitti? Kayseri Spor'a gitti Beşiktaş'tan sonra. Metin Tekin nereye gitti? Van Spor'a gitti. İşin içinde askerlik de vardı ama Beşiktaş'tan sonra mesela Van'a gittiğini Metin Tekin'i hatırlayan var mı? Feyyaz Uçar, Beşiktaş tarihinin en golcü oyuncusu. Beşiktaş'tan bir çek yüzünden ayrıldı. Metin Ali Feyyaz'dan bahsediyoruz. Recep Çetin. Hani o efsane kadroda. Bir tek Rıza Çalınbay. Bir de Mehmet Özdirek. Beşiktaş'ın da 90, o Gordon Mill'le Arda Ardaşan. Beşiktaş onlar da efsane bir jenerasyon. Beşiktaş tarihinin en parlak döneminin kadrosunda Beşiktaş tarihinin en parlak döneminin en fazla göz oyuncusu Metin Elif Eyaz. Şimdi böyle oluyor ama işte orada bana sorarsan kulüplerin tamamen yöneticiler üzerinden gitmesi bu durumu ortaya çıkartıyor. Eğer senin bir futbol aklın olsa kulüp hmm. organizasyonu olarak zaten oyuncularla ne zaman yolları ayırman gerektiğini daha iyi karar verebiliyorsun. Ee, mesela Barcelona'nın Ronaldo'yu tam düşe geçtiği zaman satması efsane değil mi? Ee, Real Madrid'in Sami Kedira'dan tam zamanında çıkıp Sami Kedira'nın bir daha hiçbir zaman e, o seviyeye yükselememesi onun yerine Toni Kroos'u transfer etmesi, devam etmesi bunlar hep bence futbol hakkında olan şeyler %100. Arsen Wenger şeydi hep 29 yaşında 28-29'a geldiği zaman hala en iyi parasını ediyorken herkesi satıyordu. Thierry Henry dahil Barcelona'ya. Herkesi 27-29 bandında satıp evet. tekrar şeye dönüyordu. 20 belki yaşında bir yaşında Arsene Wenger her zaman için daha radikal bir adam biliyorsun yani. bu tarz konularda. Doğru. Çok radikal işler yapabiliyor. Ee, ama normal şartlarda e, yani bir oyuncunun bu kadar kulüple artık 15-16 sezon geçirdikten sonra öyle bir aidiyet, öyle bir yani kulüp benim hissiyatına kapılıyorlar ki ona bırak demek dünyanın sonu oluyor. Ve aslında bırakma zamanı hani senin dediğin gibi çoktan geçmiş, çoktan geride kalmış. O zaman da oyuncu diyor ki yani ben bu kadar emek verdim. Hayatımı buraya harcadım. Sen bana bunu mu çok görüyorsun? Bir de hep en iyi döneminde aldığı parayı istiyor e, haliyle. Tabii, tabii. Ama o artık o performansı da veremiyor. Bir de o nereden çıkıyor? Mesela bir futbol ile konuşmuyor dikkat edersen orada. Orada yöneticiyle konuşuyor. Yöneticiyle yapıyor o konuşmayı. Şimdi yöneticinin ona ya bak sevgili Bülent sen bu karşılaşmada böyle oldu, şöyle oldu bak bu yüzden yapamıyorsun bunu yapamıyorsun diyecek bir şeyi yok. Onu verecek, o donayı verecek, onu anlatacak e, durum olmadığı için o zaman ikili ilişkiler üzerinden yürüyen şeyler oluyor, sezonlar oluyor. O yüzden de hani e, bence şöyle biraz daha hani hafızamızı zorlasak çoğu oyuncuda bu durumun ortaya çıktığını görürüz. Değil Bırakma mi? zamanı işte. Değil çok mi? olmuyor. Peki artık programın sonunda artık gelirken bugün kura çekimi de var. E, tabii program kura çekiminden sonra da yayında olacak Hı. ama e, çok kolay rakipler yok. Evet, e, Galatasaray adına. E, böyle Braga'yı bir kenara koyarsak. Şimdi Braga en Braga şey gözüküyor. Zort. Zor tabii de. <laughs> Or oralarda o gördüğüm takımlar <laughs> içerisinde Braga e, kabul edilebilir bir rakip. E, var mı böyle gözüne kestirdiğin Galatasaray'ın oyun tarzına uyabilecek. Aslında Rangers mesela bir önceki senenin başında karşılaşılmıştı ve kafa kafaya gitmişti. Rangers halledi evet. Galatasaray'ı ama olabildiğince zorladı. Ama Rangers da Dortmund'a fark attı mesela biliyorsun. Hani ben hiç kolay takım yok. Real Betis'tir, Rangerstır belki biraz daha e, şey olarak e, belki daha e, uygun gözükebilir ama onlar da çok zor takım. Braga da dahil bunlara. Hmm. Ki Braga zaten biliyorsun en son Beşiktaş'la oynadı. Beşiktaş'ı da şey yaptı iki sene önce tabii e, tabii tabii üstün gelmişti. Yani burada bizim Türk takımlarının yani dişine bu kolay veya uygun diyebileceği bir takım yok. Hepsi değil. iyi yani takımlar. Evet ne olursa olsun biraz da tabii Galatasaray'a kura şansı dileyelim. Sonuçta Barcelona da var. <gülüyor> ee... <gülüyor> Torbada o bile gelebilir. Doğru. Böyle bir durumda olabilir. Esinan ağzına sağlık. Sağ ol abi seninle. Ee, evet programın sonuna geldik. Programın sonunda yemek sepeti hatırlatmamızı tekrar yapalım. Siz de yemek sepeti uygulamasını indirerek binlerce restoranda ciddi anlamda indirim kazanabilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.